arkadaki dişler, yan dişler ve ön dişler düzlem diyoruz. Arkadaşlar, düzlem dediğimiz şey nedir? Bir düz bir alana biz ne diyoruz? Düzlem diyoruz. Adı üzerinde düzlemi. Bakalım hangileri düzlem demiş? Arkadaşlar bakın şuradaki yüzeyimiz bir düzlem mi? Evet. Evet. Bir düzlem mi? Evet. Burada bir düzlem var mı yüzeyde? Var. Burada var. Bu topta yok. Yok. Kalemde düzlemimiz yok. Doğru mu efendim? Evet. Evet, şöyle. Öyle mi? Cam bardağın altında mı var? Evet, altında bir düzlem var. Tahtada var. Bakın kavanozun tam bir düzlemi yok. Çünkü kıvrımlı. Bunda da yok. Devam edelim. Aşağıdakilerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazacağız. Deniz yüzeyi bir düzlem olabilir mi? Evet. Hayır arkadaşlar. Düz pürüzsüz duruyor mu düzlem? Dalgalı. Dalgalı değil. Tahta düzlem olabilir mi? Evet. Evet arkadaşlar, tahtamız düzlem olabilir. Yuvarlak masa düzlem modeli Evet. değildir diyor. Evet. Arkadaşlar Ay, yanlış değil, yuvarlak yanlış. olması düzlem olması engel değil. Düzlemi var değil mi? Devam edelim. Simit düzlem modeline örnek verilebilir. Arkadaşlar simitin de üzerinde bir düzlem var mı? Verilemez diyor. Şey verilemez. Simitin üzerinde bir düzlem var mı? Bir türlü düzlem yok. Dolayısıyla simitte bir düzlem olmaz. Evet. Diyor ki varlıkların yüzeylerine hangisi düzlemsel bölge çizilir? Bakın arkadaşlar, kitabımızın üzerine ne çizebiliyoruz? Bir dikdörtgen çizebiliyoruz. Bunun üzerine ne çizeriz arkadaşlar? Daire. Daire. Buraya ne çizeriz arkadaşlar? Dikdörtgen. Kare de çizeriz, dikdörtgen de çizebiliriz. Bardağımızda ne olur arkadaşlar? Daire. Bir zarın üzerinde ne olur? Kare. Kare. Bir prizmanın üzerinde, bakın üçgen de bir düzlem, dikdörtgen de bir düzlem. Yani bir geometrik şekil ne yapabiliyorum? Koyabiliyorum. O zaman düzlemdir. Evet, hangisi düzlemi temsil etmez demiş. Arkadaşlar bakın gökyüzü bir düzlemdir. Ananasın dış kabuğu bir düzlem değil, simit değil. Halının yüzeyi bir düzlemdir, dikdörtgen, kare. Sınıfın tahtası arkadaşlar düzlemdir. Futbol topunun yüzeyi bir düzlem değildir. Değil. Bilgisayar ekranı, defter kapağı ve yol birer düzlemdir diyoruz. Öyle mi? Biz kareleri ne zaman göstereceğiz? Efendim? Kareleri ne zaman göstereceğiz, küpleri? Aman Allah'ım, kareyi dış çıkarıyor. Kimler yapmış? Aman Allah'ım, ben yaptım. Ama nasıl? Benimkisi biraz bantlı oldu. Olsun. Böyle. Açık halde var. Benim açık hali bu. Açık halde göster. Şimdi bir onu katla böyle elinde. Bir görelim nasıl katlanıyor. Bakın Yusuf katlıyor şu anda. Evet. Şöyle. Bakın bu benim için daha önemli. Çünkü bu katlamayı hayal edemiyorsak üç boyutlu olarak görmek bizim için güzel. Evet Yusuf. Tamamdır. Evet. Değerli arkadaşlar, hangisinin yüzeyi düzdür demiş. Çok zor soru sormuş. Evet. Evet. Devam edin. Yukarıdaki ifadelerden hangi yeri yanlıştır? Çete gönder. Biz ilhamı yazı atıyoruz değil mi? Hayır. Şeyi atacaksınız. Eğitim eksperimi. Şey yani burada ne olarak ilham yıldızı atacaksın. Evet. Evet, yanlışı istemişti bizden değerli arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olacak. Neden? Ağacın gövdesi düzlem modeli değildir arkadaşlar. Evet. Bu bir düz bir yüzeydir. Halının üzerindeki şekiller de düzlemsel şekil olabilir. Dikdörtgen, daire. Evet. Düzlemsel deyince bildiğimiz geometrik şekiller aklımıza geldi. Tamam mı? Evet, devam ediyoruz. Yukarıdaki görsellerden kaç tanesi düzlemsel şekle
örnektir. Evet, dikkat. Arkadaşlar, buradakilerin dördü de düzlemsel şekle nedir arkadaşlar? Örnek. Güzel. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgensel bölgeye örnektir? Kolay olmuş. Aferin Ali Demir. Ama sen Talha çete bir şeyler atıyor. Atmayalım, kapatıyorum. Hasan Talha yazmıyoruz çete. Başka şeyler yazmıyoruz. Evet arkadaşlar, burada da kitaplığımız değil mi? Düzlemsel bölge. İrem ve Asen yapboz yapmak için bir araya geliyorlar. Düşünün. Bir araya gelme sebepleri yapboz yapmak. Evet arkadaşlar, moladan sonra İrem ve Asen yapboza kaç parça daha eklerse dikdörtgensel bir düzlem oluşur. Kaç parça? 50 olsun ya. Üşenmedim, saydım. İnşallah doğrudur. Öğretmenim, bu kitabın yapımcıları bizi içsiz gibi saydırıyor ya. İnşallah doğrudur. Evet. Arkadaşlar 43 çıktı değil mi? Evet. Evet doğru. Evet geldik. Açı, kenarlar ve arkadaşlar köşeleri. Arkadaşlar, pergelin kolları açının kenarları. Açı yapmak için arkadaşlar, bir şeyin açı oluşturması için en az iki tane neye ihtiyacım var? Işın. Işına ihtiyacım var. İki tane ışın böyle bir noktada çakıştıklarında ne oluyor aradaki? Açı. Açı oluyor. Evet. Mesela bakın, elimle bir açı yaptım. Kalemlerle de bir açı yapabilirim. Kalemlerin ikisi ışın olsun. Bakın bir açı. Açı, açı, açı. Yani iki tane ışın lazım. A ile belirtilen nokta açının köşesidir. Evet, şuraya ne diyoruz? O açının köşesi. Kollar birer ışın modelidir. Kollar birbirine yaklaşırsa açı ne oluyor? Küçülüyor. Kollar birbirine uzaklaşırsa açı büyüyor. Hadi gelin kollarımızla açı yapalım. Kollar demişken. Bakın, büyütelim açıyı. Küçültelim açıyı. Büyütelim. Küçültelim. Evet, bakın bir açı oluşturduk. Öğretmenim evet. Bu arada... Evet, bazı arkadaşlar spor yapmaya başladı. Evet, spor yapanlar var. Evet. Mesela böyle bir açı oluşturduk. Eğildik, doğruldu. Değil mi? Bir açı oluşturduk. Güzel. Sanki spor gibi. Evet arkadaşlar. Öğretmenim, hani mesela şeyler var ya, açıların şeyleri, mesela dar açı, dik açı ya da geniş açı. Geleceğiz. Geleceğiz. Evet. Değerli arkadaşlar, aşağıdaki şekillerde belirtilen noktaların olduğu açıları çizerek göstereyim. Bakın şu noktayı. Değerli arkadaşlar, bakın, eğer iki kol böyle çakışırsa biz buna ne diyeceğiz? Dik açı. Dik açı. Tamam mıyız? Etten atalım mı? Evet. Buna dik açı diyoruz. Selim geldi. Bakın, buna dik açı diyoruz. Tamam mıyız? Tamam. Evet. Devam edin. İkincisindeki açımız arkadaşlar, eğer bir açı dar, 90 dereceden küçükse, yani dar, 89, 87, 88 daha küçükse, buna dar açı diyoruz Ali Deniz. Ece, bak buradaki açımız da yine ne? Makasın ağzındaki açı. Dar açı. Şuna bakalım Selim. Buradaki açımız nasıl? Geniş. Değerli arkadaşlar. Geniş değil, dik. Yine mesela kale direği nasıl bir açı? Şuralar. Dik açı. Dik. Ne diyoruz o yüzden? Topu nereye attı diyoruz? Buranın adı ne? Şuranın adı. Köşe. Köşe. Köşe ama başka? Açı. Işın. 90'a attı diyoruz değil mi? 90'a attı. Duyduk mu? Niye 90'a atıyor?
Çünkü dik açının ölçüsü kaç derece? 90 derece. Aa, doğru. 90 evet. derece. Evet. Ortadan falan oluyor. Diyor neye göre 90 diyorlar. Evet, anladın mı şimdi? Erkekler oynuyor ya futbolu malum. Evet. İşte diyor erkekler kafalarından bir sayı mı uydurmuşlar? Ne yapıyorlar? Aa, niye? Topu 90'a attı. Hatta başka tabirler de var değil mi? Örümcek ağlarını aldı. Niye? Örümcek ağlarını bu kadar düşünsen, yani bu kadar düşünsen, bir saat düşünsen, bu yani hani 96 diyorlar ya, bunu matematik hayatın her yerinde. Ne diyor? Ünlü futbolcu Luka Modric ne diyor? Fizikle futbol oynayabilirsiniz ama diyor, asıl futbol neyle oynanır? Matematik. Akılla, akılla. Evet, aa, akılla. Mantık. Evet, futbol akıllı oynuyor. Tüm sporları. Arkadaşlar bakın, akrep ve yay kovanımız arasındaki açı dar açı. Aa, saatte de mesela saat 3 iken dik açı mı var? Evet. Saat 3, dik açı. Saat 9, dik açı. Mesela saat 1'i 10 geçişi, 1'i 5 geçiyor. Olmaz. 1'i 10 geçiyor. Nasıl açı? 1'i 10 geçiyor. 1'i 10 geçiyor. Dar. Dar açı değil mi? Bakın saatte ne var? Burada ne var arkadaşlar? Tik açı. Burada ne var arkadaşlar? Geniş açı. Geniş açı. Aha, geniş. Yeni bir şey geldi. 90 dereceden küçükse dar açı. 90 dereceden daha büyükse geniş açıymış. Ama bu 180 derece hariç. Evet bakın dik açımız yine burada. Arkadaşlar hastanenin bakış şuradaki ne olacak? Geniş açı görebildiniz mi? Evet. 90'dan daha büyük. Burada dik açı, burada da dik açı oluyor. Öğretmenim evet. Doğru açı neden hiç çıkmadı? Geleceğiz. Doğru açıda ne olacak arkadaşlar? Ölçümüz 180 derece ise. Evet. Öğretmenim sorunun üstü neydi? Dik açı mıydı? Dik açı. Eğer kollarımız böyle bak. Şu an kolum. Ah bir dakika. Şu an kolum ne? Lambaya değil. Dik açı. Şu an dar açı. Öğretmenim ben 90'dan geçti. Geniş. Geniş. Doğru. Doğru açı. Evet. Öğretmenim siz lambaya böyle yapınca değiyorsunuz ya. Ben lambaya 40 metre böyle yaparsam 40 metre arayla hiç yetişemem. Ya bizim ben lamba tabii çatı katı olduğu için biraz yakın ondan dolayı. Yoksa ben de lambaya değmem yani. Ben hasta öğretmenim. Arkadaşlar şekildeki açı aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir denmiş. Arkadaşlar biz açıyı ya yanına böyle bir şey koyup P açısı deriz veya da o şapkayı alıp nereye koyarız onun? Üstüne. Bakın bu köşe P köşesi olduğu için Ezgi ne dedik arkadaşlar? Üstüne bir şapka koyduk. P açısı dedik. Peki böyle ABC şuradaki açıyı nasıl gösteririz? Şöyle yazıyoruz. A, B, C, B'nin üzerine şapka koyuyorum. Bu ne demek? Köşemizin adı ne? B demek. Tamam mıyız? Tamam, ya da tersten adlandırırım. C, B, A. Yine B'nin üzerine şapka koydum. Ya da direkt B'nin üzerine şapka koyup B açısı derim. Veya yanına böyle bir işaret koyup da B açısını göstere. Açının 4 tane isimlendir. Evet. Devam ediyorum. Evet bakın bu açıyı nasıl gösteriyoruz? T açısı nasıl bir açı? Geniş değil mi? Evet. Evet öğretmenim. Bu açıyı nasıl gösteriyorum? Bakın L açısı. L üzerine şapka. Yani biz daha çok L üzerine şapkayı kullanıyoruz. Öğretmenim bu geniş değil mi? Hangisi? O şimdi yaptığımız L açısı. L açısı yani çok bir şey diyemeyiz. Dik bile olabilir. Yani şu an görmüyorum. Bu kesin dik. Bakın bu da M açısı diye gösterildi. K da bir doğru açı arkadaşlar ve K açısı olarak gösterildi. Tamam mıyız? Tamam zaten. Biraz bekler misiniz? Yazın yazın. Öğretmenim bence o geniş açı ya.
Bilemiyoruz. Geniş de olabilir tabii ki. Ama da yok öğretmenim, şu D açısı bence şey dik. Evet efendim. Tamam mıyız? Geçiyorum. Evet, bakın bu açıya ne diyoruz? A açısı diyoruz. Doğru. Arkadaşlar şöyle de gösterilebilir. S, A parantez içinde üstünde şapka var. Bu şekilde S ne öğretmenim S? Bu açının ölçüsü demek. Yani 10 derece, 20 derece, 30 derece. Yine aynı şey. Soruların bazılarında böyle göreceksiniz. Tamam mı? Tamam. Evet, şaşırmayın. O da aynı şey demek. Öğretmenim, bir şey sorabilir miyim? Efendim? Bu S koyuyoruz ya, bu S büyük S olamaz değil mi? Yok, küçük olacak. Tamam. Evet, B açısını da bakın yine bu şekilde gösterebiliriz. Sorularda daha çok böyle göreceksiniz. Veya burası atıyorum B ve C olsun. Şöyle göreceksiniz. B, A, C açısı. Ya da bunun dışına S koyacaklar. S, B, A, C açısı gibi göreceksiniz. O zaman biz ne anlayacağız? Ortadaki... Evet. Açı olacak. Evet, biz de öğretmen şöyle yapacağız. S mesela atıyorum A, C, B açısı yanına yazıyor 90 derece gibi. Evet, geleceğiz. Onlara doğru ilerleyeceğiz. Arkadaşlar C açısı da böyle gösterilir. D açısı da bu şekilde gösterilebilir. Evet. Pekala efendim. Devam ediyoruz. Bu da bakın tam açımız. R açımız, S açımız, Y açımız. Bunları siz yaparsınız. Geçiyorum. Şuraya bakalım arkadaşlar, bu önemli. Bakın biz bunu nasıl yazabiliriz? E, D, F. Dikkat edin, açı D olduğu için D ortada ve üzerinde şapka var. Buna dikkat edelim değerli arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bakın buradan başlarsam da F, D, E diye de adlandırabilirim. Ya da direkt D deyip de adlandırabilir. Yine bakalım ne diyebiliriz? M, N, O diyebilir miyiz? Evet. Ya da O, N, M diyebilir miyiz? Evet. Ya da direkt N deriz. Değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. Bugünlük burada kalıyoruz değerli dostlar. Yarın buradan açı isimlendirmeden devam eder, konuyu tamamlarız inşallah. Kendinize İyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Tadeli sorumuz yarın olacak. Unutmayız. Evet, hayırlı Ramazanlar. Kendinize dikkat edin.